Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun sevgili YouTube takipçilerimiz. Sizlere bugün şekersiz, çilek olsun, banan olsun. Sizlere harika, evinizde ne varsa onunla güzel sizlere bir dondurma yapacağız. Muz. Sizlere muzdan bugün dondurma yapacağız. Şeker yok. Kesinlikle kendi muzun dondurmanızı, muzlarınıza, kendi evinize, çocuklarınıza, herkes büyük küçük demeden herkes yapıp yiyebilir. Sizlere harika bir tarif sizlerle. Pratik, basit. Ne yapıyoruz? Öncelikle muzumuzu güzelce doğrayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 3 yemek kaşığı da kakaomuzu. Eğer ki siz daha çok esmer kakao kullanıyorsanız 1 yemek kaşığı da olur. Ama benimkisi biraz açık kahverengi olduğu için ben 3 yemek kaşığı kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane muzumuzu ne yapacağız? 3 tane muzumuzu soyup sizler istediğiniz 5 taneden de yapabilirsiniz. 1 kilodan da yapabilirsiniz. Diyelim ki 1 kilo muzdan yapıyorsunuz. 3 yemek kaşığı veyahut da 2 yemek kaşığı kakao kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle şekerden, şeker bana zarar veriyor diyenler, mesela diyabet olanlar, gerçekten de bu tarifi kaçırmasın. Her kişi diyabet olup olmayan, herkes tatlı muhakkak vücutuna tatlı yemesi gerekiyor. Günde en az bir kıpırt kutusu kadar şekeri olan hastalarımız olsa bile muhakkak elma, bir kıpırt kutusu kadar çikolata günde tüketmesi kesinlikle doktor bilgisidir, gerekiyor. Şöyle ben sadece böyle 3 tane de yapacağım. Dediğim gibi sizler istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Buzdolabımızda bunu donduracağız. Konjelatörümüze koyup 15 dakikada zaten donacaktır. Ondan sonraki aşamayı sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, şimdi görüyorsunuz muzlarımızı dondurduk. 20 dakika çekmeden muzlarımız konjelatörümüzde dondu. Sizler 1 saat önce de koyabilirsiniz. Her konjelatöre göre farklılık gösterebilir. Zamanınızı alabilir. Siz en azından 1 saat önce konjelatörlerinize dondurunuz, böyle görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız bunu? Püf noktası mix yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Mikserden güzel geçireceğiz. Sonra kakaomuzu ilave edip Evet, böyle bir mix yapıyoruz. Bir 5 dakika buzu, az buzunu 5 dakika beklettikten sonra miximize koyuyoruz. Evet. Evet. Mix yaptıktan sonra 2 yemek kaşığı tepeleme kakaomuzu atacağız. Tekrar mixten geçireceğiz. Tam dondurma kıvamında bir hale getireceğiz. Evet. Bu şekil yine mikser vuracağız. Evet. Tam kıvamını almaya başladı dondurmamız. Çilekli dondurma. Bir küçük bütün ebeveynlerin harika bir şekilde sağlıklı tüketebileceği bir dondurma yapıyoruz sizlere. Şekersiz, konjelatörde dondurulmamış. Hazırları artık bırakın. Kendi evlerinizde. Bizim mutfağa neyi takip edin. Sizlere çeşit çeşit çilekli, her çeşit meyvelerden sizlere dondurma yapmaya devam edeceğiz. Evet, kıvam almaya başladı. En sağlıklı, en sağlıklısı evde kendimiz yapmamızdır. Evet. Evet, şimdi dondurmamız. Çıkaralım. Bıçağını çıkarıp temizleyelim. Tam istediğimiz kıvamda. Güzelce bir bıçağını temizleyelim. Evet. Görüyorsunuz. Dondurmamızın kıvamını tam istediğimiz kıvamda. 5 dakikanızı almıyor. Gerçekten çok pratik. Herkesin yapabileceği. Soğuk soğuk yaz geliyor artık sıcaklarda. Ramazan çıktıktan sonra herkesin tüketebileceği harika bir dondurma sizlerle buluştu. İstediğiniz kaselere, kuplara veya dondurma sepetleri alarak renklendirebilirsiniz.
İsteğinize göre. Dediğim gibi benim kakaovan rengi açık. Sizler koyu kakao kullanabilirsiniz. Bizim çok koyu kakaoyu çocuklar istemiyor. Böyle nesquik'li kakaolar daha güzel oluyor. Siz de koyu istiyorsanız eğer koyu kakao kullanabilirsiniz. Hatta renklendirici de yarısına da renklendirici kullanabilirsiniz. Mesela şunun gibi renklendiriciler. Bir kısmını da ben bundan kullanacağım. Evet. Evet, böyle güzel de dondurma kaşıkları da olabilir. Güzel. Elinizde varsa dondurma kaşıkları veyahut da sepetli kulaplarda dondurma kulap da alabilirsiniz. Dondurmacılar da böyle sizlere model olarak yaptık. Siz de daha çok yapabilirsiniz. Evet. Lezzetine baktım. Gerçekten çok lezzeti harika. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, üzerlerini de Antep fıstığıyla güzelce şeker bir tatlı kaşığı yarısı şeker atıp Antep fıstığımızla üzerlerini süsledik. Dediğim gibi sizler böyle dondurma kutuları, kulaflar alabilirsiniz. Kıvamını görüyorsunuz. Böyle renklendirebilirsiniz gıda boyalarıyla. Böyle natür yemek istiyorsanız da bence böyle daha güzel, daha lezzetli görüyorsunuz. Dondurmanın tam Maraş dondurması gibi uzanıyorsa kesinlikle Maraş dondurmasını aratmıyor. Harika bir şekilde. Sizler çilekten de yapabilirsiniz. İlerleyen zamanda da çileklerden yapacağız. Ramazanlarınızda gerçekten çocuklarınızı harika bir şekilde akşam sofralarında yapabilirsiniz diyoruz. Biz bu çekimimizi Ramazan'dan 5 gün önce hazırladık. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet.